Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, ben de hoş buldum. Bugün hayvan dostlarımızdan Japon örümcek yengeciyle tanışacağız. Evet, Büyük Okyanus'ta yaklaşık olarak 600-700 metre derinlikte yaşayan yengeç türlerindendir. Ve 10 bacağı olup her bir bacağı 3 ila 4 metreyi bulabilmektedir. Japon örümcek yengeci, yengeç türlerinin en büyük canlılarıdır. Yengeçlerin enfeksiyözünden kabuklu bir tür, eklem bacakların en büyük temsilcilerinden biri ve 3,5-4 metreye kadar da kanat açıklığı olan bir hayvan dostumuz. Japon kıyılarında Pasifik Okyanusu'nda 50 ila 300 metre derinlikte dağıtılmıştır bu Japon örümcek yengeçleri. Ağırlıkları 20 kiloya kadar çıkmaktadır. Vücudunun uzunluğu 80 santimetreye kadar, bacakları da 6 metreye kadar ve 150 ila 800 metre derinliklerde de yaşamaktadırlar. Ancak daha sıklıkla yaklaşık 200 ila 300 metre derinlikte bulunmaktadırlar. Yumurtlama sırasında 500 metreye kadar, ilkbaharda tabii oluyor, 500 metreye kadar yükseliyorlar. Yumuşak çalar ve hayvan kalıntıları ile beslenmektedirler. Muhtemelen 100 yıla kadar yaşıyorlar. Bazen bu hayvana dev bir yengeç de deniyor. Çünkü boyutları gerçekten çok çarpıcı. Japon yengeç uzatılmış uzuvlarla konuşlandırılmış bir durumda olduğunda bir pençenin ucundan diğerinin sonuna kadar olan uzunluğu 4 metreye de ulaşabiliyormuş. Yetişkin Japon örümcek yengeci 20 kilo ağırlığındadır. Bu suda yaşayanların uzuvları 5 çifttir. Ancak evrim iki uzuvu 40 santimetre uzunluğa kadar büyüyen pençelere dönüştürmüştür. Bu Pasifik devinin gövde rengi turuncu ve bacaklarında beyaz lekeleri bulunmaktadır. Kabuğunda koruyucu sivri uçlar vardır. Derin deniz canlısıdır. İnsanlar için çekici nitelikleri nedeniyle dev Japon yengeçleri şu anda yok olma eşiğindedir. Tamamen kör bir yengeçtir ama sorun oluşturmuyor. Evet, benim de bugün söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki hayvan dostumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum. İyi günler diliyorum.